oturuyorum. Ne bu? Tamam şu... Evet, düğmeye basmışım. Ne verdin bana? Ne vereyim abime? You ate stale pellet. Tohum mu yedim ben? Elimde muffin var, ben tohum mu yedim? Muffin. Evet, ikinciyi de yedim. Oh, karnımız doydu. Bugün de doyduk Allah'a şükür. Ama... Bir yere varacak mıyız? Çok merak ediyorum. Belirli bir sayıda mı yapmam lazım acaba? Tamam. Elevator begins to move. Hareket etmeye başladı. Evet, fark ettim ben de. Ama sonsuza kadar gidecek de zannetmedim değil yani. Ve yeni bir ortamla karşınızdayım ve çok beğendim mi? Beğendim. Güzel, aydınlık, hoş. Bir lobideyiz arkadaşlar. İki tane resim var. Resimlerden birisi ne diyor? Painted boyanmış portre. Bob P. Matevich, PhD, MA, BSC, DOP, ESK ve diğerleri, bir de founder, yani kurucu. Bu adam, bu adamın resmini görmüştük bir önceki bölümde. Ted, founder. Bu sadece founder, bu her şey. Bu her şey, hatta heykeldeki adam, Aoğlu'na benzettiğim adam da buymuş aslında. Aynen. Adam buymuş. Bu ikisi arasında bir düşmanlık olduğu belli. Burada ne yazıyor? Bob P. McTavish General Lobby. Evet. Bob'un onuruna bir lobby. Herhalde bu patron, bu da onun altında çalışan bir teknik eleman olabilir. Ama yorum yapmadan önce, yorumu yaptım gerçi. O yüzden yapmadan önce demeyeyim. Daha iyi bilgi edinmek için bazı şeyleri okumamız lazım. Aman Allah'ım Bob, bu ne? Gerçekten kurulunun ortasına bronzdan bir heykel mi yaptırdın? Senete mal olacak seni narsist alık. İçten dileklerim ne Ted? Evet, Ted buydu. Bob da bu. Ted Bob'a karşı bu şekilde konuşabiliyorsa demek ki Bob Ted'in üstü değil. Buradan bunu anlayabiliyoruz. Şimdi pembiş olanı okuyalım arkadaşlar. Merhaba Ted. Kafana takma, iyi bir fiyata hallettim. Toptan aldığım için. Turu daha gösterişli kılabileceğini düşün. Bize büyük paralar getirebilir. Bob. Bob, evet, Bob biraz para göz, gösteriş meraklısı. Ted öyle değil. Bob, sen çok ama çok aptalsın. Gizlilik kavramı hakkında bir şey duydun mu? Tur falan düzenleyemeyiz moron. İçten dileklerimle Ted. O içten dileklerimle de sevgilerimle, saygılarımla falan gayet güzel olmuş. Burada ne yazıyor? Ve çiftlik evinin yanındakini görmedim zannetme. Tekrar ediyorum, gizlilik. Onu ortadan kaldır salak. Sevgilerimle Ted. Evet arkadaşlar, şimdi şurada alabileceğimiz bir şey var. Facility broşür. Hemen folyomuza bakalım. Geçen bölümde folyolara daha sonra dikkat etmiştik. Hemen ona bir bakalım. Ne diyor? Bu janjanlı broşür tesis turu kapsamında dağıtılmak için hazırlanmış gibi görünüyor. Duygusal Mısır'ın göründüğü broşür haricindekilerin çoğu basıldı. Çoğu redakte edildi diyeyim. Türkçe. Ya ben böyle... O ne lan? Saman geçti arkadaşlar önümüzde. Saman. Tesisin içine geldik. Aslında ben dışarıda olmayı yeğlerdim açık konuşmak gerekirse. Bu tarafa gitti. Nereye gittin sen? Neyse onu salla. Şurada yine bizim notlarımız var ama şöyle bir bakalım. Müziği yine geldi. Şuradan önce Bob'u okuyalım. Merhaba Ted. Balık nakliyatı bugün gerçekleşecek. Dostum olup benim yerime akvaryuma koyar mısın? Teşekkürler. Bob. Ted yine güzel bir cevap vermiştir buna. Bob seni aptal. Burada bir sürü akvaryum var. Bu kadar balığı beslemek kaça patlar biliyor musun sen? İçten dileklerimle Ted. Arkadaşlar şu an Bob düşmanı oldum. Bunlar herhalde, evet aynen, akvaryumlar, tanklar bunlar. Tank demiş orada. Su tankı. Şuraya mı gitsek, buraya mı gitsek? Şuraya önce
şuraya gidelim. Karşıda çünkü bir şey gördüm. Önce ona bakayım. Bura diğer yerden herhalde daha ayrıntılı. Daha girintili çıkıntılı. Neyse önce bir notumu okusam. Önce notu okuyorum arkadaşlar. Bakalım Bob ne demiş bu sefer. Ted, muhteşem haberlerim var. Tesis için muhteşem bir fiyata binlerce eşofman takımı aldım. Oha. Şimdiden iyi birikimler yapmaya başladım. Gerçekten çok iyi birikimler yapıyorsun Bob. Demiş Bob. Dur. Ondan sonra şimdi Ted'in muhteşem cevabını okuyalım. Bob seni salak. Uygun fiyata aldın çünkü tamamen işe yaramazlar. Kimse onları giyemez. Sevgilerimle Ted. Evet şu eşofman. Cheap jumpsuit. Evet aynen ucuz eşofman. Hemen bunu da E'ye basarak bakalım ne yazıyor bunda da. Hafif bir esintiyle bile parçalanacak bu eşofmanı kimsenin giymesi tavsiye edilmez. Güzel. Bob gerçekten iyi bir yatırım yapmış arkadaşlar. Burası neymiş? Security Station. Evet gizlilik istasyonu. Gizli istasyon. Security. Güvenlik ne gizliliği ya? Security güvenlik demek. Şöyle bakıyoruz. Alınabilecek tek bir şey var herhalde. O da şu askılık. Alalım. Burada not yok mu ya? Notlar güzel oluyordu. Burada... Aha masa bak bu da varmış. Neyse önce şunu alalım. Coat rack. Kodlarımızı buna asabiliriz arkadaşlar. Buna bakalım neymiş. Elbise asma şeysi. Buna pek de bakmaya gerek yok. Önemli bir şey yazmıyor. Bu neymiş? Folyoya eklenmiş. Oo bayağı uzun. Warfare Report. Savaş durumlarında mısırların nasıl kullanacağına dair bir rapormuş arkadaşlar. Tatbikat esnasında testin ortasında mısırların uyuduğundan falan bahsediyor. Mısırları içeren pek çok rapor maalesef hayal kırıklığıyla sonuçlanmış. Zaten o geri zekalı mısırlar bence yenmek için var. Çok acayip varlıkta. Orada almadığımız bir şey yoktu. Şimdi buraya girmiyorum. Buraya... Oraya girsem mi? Bir dakika. Diğer taraf biterse... Kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Açabilecek malzeme var mı? Yok. Tamam devam edelim. Sağımıza solumuza bakarak devam edelim. Aslında burası terk edilmiş olmasa yani güzel olabilir. Aa bir yer daha var girişle. Buraya da bakmayalım. Fake panel. Elimizdekilerle açamıyoruz. Buraya tekrar gelmemiz gerekeceğiz. Ve güzel bir spor salonu yapmışlar buraya. Bob işini bilir ya. Bob var ya. Helal. Evet dumbbell'ı alabiliyoruz. Alalım ya. Niye biz dolaşıp ondan sonra alıyoruz ki? Dumbbell neymiş bakalım. Aa dumbbell folyoya eklendi. Folyoya eklenenler genelde tek okumalık oluyor herhalde. Yani bana öyle geliyor. Ne yazıyor? Ne kadar denersen dene, 2'den fazla kaldıramazsın. Bu benim gücümü bilmiyor herhalde. Bir nedenden dolayı bunu hep yanında taşı. Tamam. Bu espriyi seviyorum ya. Bir nedenden dolayı hep şunu yap, bunu yap. Ama o nedeni bilmen gerekmiyor. Bir yerde karşına çıkıyor. Burası neresi? Burası da soyunma salonu, odası. Şurada hemen test raporlarını alalım. Onu da okuyalım. Of çok uzun bunlar ya. Ya çok uzun ben bunu okumayacağım ya. Zaten okumak pek bir işe yaramıyor. Bu ne? Terli kafa bandı. Bunu da alalım. Aa bak bunu bu elimizde kaldı. Bu bir şeye yarayacak. Buna da hemen bakalım neymiş. Yani bu kafa bandı takanın daha seri hareketler yapmasını falan sağlıyormuş. Pek de önemli bir şey değilmiş. Evet tuvalet camlar kırık. Burada alabileceğimiz bir şey var. Hemen şunu alalım. Alamadık. Heh. Ne aldık? Yine mi taş ya? Evet milyonlarca taş içerisinde hiçbir ayırt ediciliği olmayan bir taşmış arkadaşlar. İsmi de Mabel'mış. Mabel in New York. Burası kapalı. Aha sabun. Aa orada... Arkasında parlayan bir şey var. Alabiliyor muyuz? Alamıyoruz tabii ki. Burasının açılması lazım. Oranın açılması için girmediğimiz yerlere gireceğiz. Bakalım önce şuradan bir çıkalım. Evet çeşitli spor aletleri var ama Bob yaptırmış ama girmemiş. Ted kesin. Yani ikisi de aslında yaptırmış olamaz burayı. Çünkü Bob çok şişko. Ted sporla alakası olmayan zayıf bir insan.
Ana ne alaka? Burada kapı girişlerinde ne olduğu yazıyor mu? Yazıyor. Evet. Bunları da okumak lazım. Şöyle bakıyorum. Güzel bir çocuk odası. Burada ne yapıyorlar? Ahanda Teddy Bear! Oyunumu oynamamın amacı arkadaşlar. Burada iki şey var. Bir Children's Block. Şu blok var, kutu. Bir de Teddy Bear var. Ben dediğim gibi bu oyunu Teddy Bear için aslında aldım. Ama sonradan hep mısırları görünce ben bunu unutmuştum. Yani şu an hiç aklımda yoktu. Aa, burada notlar varmış. Hiç aklımda yoktu. Ama şimdi bunu görünce çok 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 mutlu oldum gerçekten. İsmini sorunum söyleyiverdi Teddy Bear, Teddy Bear. Şunlara bir bakalım. Ne diyor? Çocukların kullandığı sıradan bir kutuymuş arkadaşlar. Üzerinde harfler ve numaralar var. Uzun zaman bunlarla oynayabiliriz. Şu ayıya da bakalım. Bloody. Grumpy. Bap! Seni tembel bufon. Bufon neyse artık. Bufon öküz gibi bir şey olabilir herhalde. Tam bilmiyorum ama İtalya'da bir futbolcu vardı. Kaleci daha doğrusu. Yani neyse kötü bir şey olduğu kesin. Bütün zamanını burada harcıyorsun. Bir sürü işin evrağın var masanın üstünde. Şu çocuk oyunlarını bırak ve işine geri dön. Ve burada niye bir çocuk odası var? Ne alaka? Diyor Ted. İçten dileklerim ne diyor bir de tabii. Onu demeyi kesinlikle ihmal etmiyor. Tamam, o odada bakmadığımız bir şey de kalmadı herhalde. Şimdi biz nereden geldik? Şuraya tekrar şunlara basabiliyor muyum? Şu ne var? Şu ne ya? Aa, adı da yazmıyor. Vay ilginç. O ne aldık da bize onu verdi ya? Hatırlamadım ki şimdi. Neyse oraya girdik. Tamam. Devam. Tamam mı? Devam mı? Buradan zaten geldik. Bir tane daha oda vardı. O da şurada mıydı? Ha, burası kapalı. Diğeri de burası. Oo, bura neymiş? Robotics Room. Robot odası. Oo, burada bayağı alınacak şey var arkadaşlar. Nereden başlasam? Hemen şu ayıyı bir kere buraya koyalım. Teddy Bear'imizi koyalım. De şu arkasındakiler ilginç. Evet, bu neymiş? Sağdan başlayalım. Guide Book of demiş. Herhalde mısırlarla alakalı bir rehber. Ne diyor? Tesis turunun kılavuz rehberiymiş arkadaşlar. Tesis turu nasıl olacaksa Ted yani hep karşı çıkıyor ama Bob oralı değil. Çok büyük bir kısmı düzenlenmiş fakat 20 koca sayfa varillerden bahsediyormuş. Ne kadar büyük olduklarından falan, içine bir sürü şey sığabileceğinden bilmem ne, onlardan bahsediyor. Şurada bir sürü yazı var ya, bunları tek tek okusam mı acaba? Tek tek bunları okuyayım çünkü güzel oluyor. Benim en sevdiğim part bunları okumak aslında. Çünkü yani şu toplayıcılığı yapmak, bu ne lan? Bunu da hemen şuna koyalım. Aynen, bunu da güzel oldu hemen burada bulmak. Neyse diğerlerine bakarız. Sağdan gidiyorduk. Şunları atlamayalım. Merhaba Ted, son broşürler baskıdan geldi. Bir bak, turu ateşleyecek. Sanki bir tur var da. Duymaktan mutluluk duyacağım bir şey söyleyeyim. En hassas bitler düzenlendi. Ne demek o? En hassas şeyler düzenlen... Orayı bilmiyorum. Yani bit orada farklı bir manası mı var mı bilmiyorum. Önce güvenlik demiş. Tebrikler Bob. Bob, öncelikle sen bir salaksın. O broşür inanılmaz bir şekilde aptal. İkinci ve son kez söylüyorum. Tur mur yok. İçten dediklerimle Ted. Üçüncüsü, eğer o aptal broşürü yaptıracaksan en azından benim adımı da ekle. Biz ortak araştırmacıyız, hatırladın mı? Aynı seviye. Pislik. İçten dileklerimle Ted. Merhaba Ted, çok üzgünüm fakat baskılar hazırlandı. Bir dahaki sefere senin adının benimkinin hemen altında olmasına özen göstereceğim Bob. Ya bu Bob ne kadar uyuz ya. Ne kadar uyuz bir insan ya. Ne demişsin bu kesin? Güzel bir cevap vermiştir arkadaşlar. Aman Allah'ım Bob, sende 5 yaşındaki bir çocuk kadar anlama kabiliyeti yok mu? Bu tesis gizli. O broşürleri kime vereceksin moron?
Heh, güzel sordun Ted. İşten dileklerimle Ted. Tamam. Orası bitti. Burada yine Ted'in bir yazısı var. Ne demiş? Bab seni pislik. Rem'imi aldığın yere koy. Senin aldığını ve kendininkilerin arasına sakladığını biliyorum. Geri getir onu. İçten dileklerimle Ted. Şu içten dileklerimle'yi okumasam mı artık ya? Bu ne? Old computer, eski computer. Bu ne? Bab sen iğrenç sersemin tekisin. Okumayı biliyor musun? Burada yemek yemeyi kes. Aç gözlü obur. Sevgilerimle Ted. Fiş mi? Turn, aynen. Bunu kullanabileceğimiz malzeme yok. Ya burada ne yazıyor? Bab, aptal oyunlarını benim bilgisayarımda oynamayı bırak artık. Yapay zeka deneylerimin içine ediyorsun salak. 12, evet, IE. Şimdi benim buraya koyacağım ne var? Biz buradan farklı bir şey aldık mı? Hiçbir şey de almadık. Ben şimdi iki tane açılmayan yer var. O yerler için tamam burası. He, daha devamı var buranın. Aynen. Büyük ihtimal buradan alacağız onları da. Şu burası neymiş? Burası da grotto. Ne her neyse. Ha, şurada bir tablo var. Yerde boş. Yine bardaklar. Herkese benden çay. Bana yok mu la? Bu neymiş? Yerel bir fast food restoranına ait bir paket kağıdıymış. Artık %100 bu ne ya? Ne zehiri? Salmonella zehirsiz. Yani %100 artık arındırılmış. Her neyse o. İşte yani firma hardaldan kaçınmamış. Filon filon. Şimdi şurada resmin orada yine yazılar var. Önce resme bakalım. Tabii ki bu Bob. Tabii ki bu Ted. Şöyle pembeden başlayalım. Burada mor olmuş gerçi ama. Merhaba Ted. Bu resmi fark etmişsindir. Bunu yukarı lobiye koyabilir misin? Tabii ki cevabı yapıştırdı Ted. Bab başka bir resmi yukarı falan çıkarmayacağım seni anlayışsız it. Allah aşkına kaç tane sipariş ettin? Ve benim suratım o aptal atın niye yüzünde? Çok haklısın Ted, arkandayım moruk. Şöyle. Lan nereden geldiğimi unuttum ya. Şimdi böyle geldim değil mi? Bir sağ var bir sol var. Şöyle gidelim sonra sağa sonra. Evet burası da yine başka bir. Kimin odası burası? Aha Bob'un ofisi arkadaşlar. Bob'un ofisi nasılmış bir bakalım ya bu renkli karakteri. Aa şurada da aynı resimden var. Şurada da büyük ihtimal bunu Bob çizmiştir. Şöyle bakıyorum Bob'un. Daha o kadar kendine yatırım yapmışsın şu odanın pisliğine bak ya. Ted'in aha çanta. Ted burada o askeri çanta hem de. Ted ay Bob ne işler çeviriyorsun ya? Ha bak orada da yazı var. Hemen okuyalım. Bob sen iğrenç pisliğin tekisin. Kendimi temizleyene kadar banyo girişini yasaklıyorum. Her hafta hazmat takımını çağırmaktan yoruldum moron. Hazmat takımı. Hazmat da bu işte temizleyici. Hani böyle değişik kıyafetleri var. Sarı olsun, beyaz olsun. Türkiye'de pek yok ama yurt dışında bunlardan çok var arkadaşlar. Genelde böyle daha çok ağır pislikleri temizlemede kullanılıyor. Buraya mı? Ana mısırlar. Ben buradan mı gelmiştim ya? Aynen ben buradan geldim. Şimdi sonra ne yaptım? Sağa girmedim. Şöyle yapayım. Ya bunlar okunmuyor ya. He ben buraya geldim. Ana. Ana.
Lan, ödüm koptu ya. Ne diyorsun? Hmm, interesting conundrum. What kind of tree? Fir. Can it talk? Yes, but only after lunchtime. Lan sizi yerim mısırlar. Is it wearing a lot of bells? Some, but not many. Is it in a glass house? Ya bunlar yine bilmece soruyor. Bunlar geri zekalı ya. Bunlar yine bilmece soruyor. Şurada alınacak bir şey ha. Well done. Oo, burada bayağı alınacak şey varmış. Burası da banyo. Burası kimin oda? Ha. Bir dakika, burası neydi? Ted'in, burası da Ted'in ofisi. Burası niye boş? Bak, Ted kendini kitaplara vermiş. Öteki gibi müzik sistemi yok. Bir tane de masası var. Çok son derece sade yani. Ted benim adamım ya. Bu değişik herif. Altın gibi şunlar da. Burada alınacak bir şey var. Başka? Yalnız her şeyi göre... Oo, biz bayağı bir şey aldık ya, okumadık, bunları okuyalım şimdi. Ama önce tabii ki Ted'in mesajı, önce Ted. Ne oluyor ya? Pizza kutusu. Ben size şöyle söyleyeyim, burası Bob'un tuvaleti. Burası da tabii ki Ted'in tuvaleti. Hiç söylemeye bile gerek yok. Ne diyor? Benim anahtarımı nasıl kopyaladığını bilmiyorum diyor. Ama diyor, Allah aşkına diyor, kaç tane cheeseburger yedin sen diyor, seni pislik diyor, aç obur diyor. doğru lan, bu burada tek giriş var, bu şeyin tuvali. Şurayı kapamıştı, aynen. Anahtarını kopyalamış. Yani sen öyle Bob'un girişini yasaklarsan o da senin anahtarını kopyalar. Bu arada biz şimdi neler aldık onlara bir bakalım. İnşallah bir şeyler kaçırmamışızdır. Cheeseburger'i okumuştuk. Misinterpreted memo. Şeyden gelmiş, hükümetten. Amerikan hükümetinden gelmiş. Mısırlarla yapılan anlamsız şeyleri içeriyor ve daha da önemlisi, yayınlanan gizli araştırma tesisiyle anlaşılmayacak derecede bütçe gerektiren, hakikaten tabi o bütçenin neye gittiği belli. Bildiri yılı 1983. Bütçe neye gitti? Neye gidecek? Bob'un market alışverişine gidiyor. Dur, diğerlerini de okuyalım. Shift schedule, bu da çalışma planı arkadaşlar. Tesiste çalışanların vardiyalarına ait bir plan. İki kurucunun birbirleriyle aynı anda çalışmadığını fark edebilirsiniz. Tabii ki bu iki kurucunun kim olduğunu da fark edebilirsiniz. Zaten en üstte Bob var her zamanki gibi. Altında da Ted. Aynı gün çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar. Yani şaşırmadık. Birbirlerine not bırakmalarından da belli. Bu fatura mermer taşlarla döşenmiş iki abartılı altın kapaklı tuvalet içeren banyo. Ben zaten şaşırdım Ted nasıl böyle bir şeye müsaade etti diye. Yüzlerce binlerce dolar tutmuş. Ted Bob'un tuvaletinin üstüne faturayı koymuştu tabi. Onu gördük. Üstüne de ne yazmış? Ben bunun parasını vermem demiş. Vermez tabi. Bu şeye de bakalım, elimizdeki Sketcher 3000. Ne diyor? 2000'in gelişmiş versiyonu çocuklar için. Ne yapacak ki? Şimdi bizim açamadığımız ne vardı? Bilgisayar vardı. Acaba bilgisayara mı koyacağız bunu? Başka bir şey var mıydı? Bizim bakmadığımız şöyle alıp... çanta var, military. Bu zaten ayının çantası. Bunu hemen götürelim. Bunu hemen... monte edelim. Şimdi şu var bak, bu yeni aldıklarımızda ne var? Of, şimdi en başta lobide portrenin üstüne tıklanıyordu ama bir şey yapılamıyordu. İnşallah şu Sketcher üstündeki resmi almaya yarar. Aynen, tıpkı tahmin ettiğim gibi. Şey oldu, üstüne hakikaten çizim oldu. Horribly sketch face. Bu neymiş, buna da bakalım. Kesinlikle çizim anlamında kariyer yapamazsın. Bu hayallerinden vazgeçtim. Şimdi bu çizimle acaba ne yapabiliriz? O demin açamadı ya. Bu taraf değildi. Bu tarafa gitmiştik. Dönüşte şuradaydı. İnşallah bunu açabiliyoruzdur. Gözümüzden bir şey kaçtıysa yandık yani. Aha, daha açmıyor. Başka ne var? Ş
Şimdi o zaman bir daha bu odaya gidelim. O odada. Şurada. Bir şey eksik. Bir şey eksik. Ne eksik? Aha. Arkadaşlar ben hemen odaları tekrar gezeceğim. Tabii ki buraya atlayacağım. Evet, atladığım yeri buldum. Burasıymış. Şöyle open'ı, bu şimdi orayı açar. Tornavida, tornavidasız olur mu ya? Şimdi hemen gidelim. Orayı açalım. İnşallah bu açıyordur. Bu da açılmıyorsa yani artık gına geldi. Bir oraya bir buraya gitmekten. Koş 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 koş. Akvaryumlar boş, koş. Evet. Burada Bob mesaj bırakmış. Merhaba Ted, sadece bir şaka, remlerin tozlanmasın diye buraya koydum demiş. Lan bunu Ted nasıl bulsun Allah'ını seversen ya. Bak bu en azından bunun nereye konacağı belli yani, rem. Rem nereye konur? Hemen git. Robot odasından rem. Şuraydı zaten. Oo, upgraded. Aynen. Şimdi bunu koyalım ve izleyelim arkadaşlar. Hello Teddy Bear. What? What? What are you looking at? Neye bakıyorsun? Something on Vlad's face? Yüzüme mi bakıyorsun? Why you not talk? Niye konuşmuyorsun? Do you understand? Beni anlıyor mu? Understand. Anlıyor mu? Saying. Konuş diyor. Butso boy, you're big idiot. Bu ne lan? You survive by being stupid? Orada Rusya bir şey dedi, anlamadım. Oh, fine. Vladdy help. Tipe bak ya. Why so minyoy? Ya Rusça da konuşuyor bu. This on Vladdy's back. Bu ne diyor? This makes no sense. Hiçbir anlamı yok diyor. Manasız diyor. All of this is very stupid. Doğru diyorsun. Çok aptal diyor. So, where we go? Nereye gidiyoruz diye. Ha, ben bunu götüreceğim herhalde bir yerlere. Vallahi ben de bilmiyorum ki reis ya. Sen beni mi takip ediyorsun? Ya ne oldu lan? Ha, geldi geri zekalılar. Ne, uyumakla ilgili bir şeyler dedi. Bu ne diyor? Bravo, bu mısırlar geri zekalı ya. Helikopter bu diyor. Bizi bir yerlere götür diyor. Yalnız bizim ayının sesi o kadar güzel ki, böyle sert, kısa boylu. Hadi gidelim. We completely forgot. We have a message for you. It's very important. Sana mesajım var diyor. Hit the showers. What's a shower? I have no idea. Aa, bunları aslında dinlemek lazım. Bu sevmedi herhalde bunları. Bak ayı çok sinirli baktı. Bana ne dedi? Ne? Yeni yol açılmış. Onu bulman lazım diyor ama zaten bilmecemizi bize söylediler. Gel yavrum gel. Yalnız bu hızla gelsene. Seni ben yaptım. Gelsene oğlum. Oo, bu oyun bitmez ki sen böyle yürüyeceksen. Zart zurt yürürken çıkardığı sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Sesi biraz kıstım ama acayip sesler çıkarıyor. Şimdi bedroom neredeydi? Ben o bedroom'u bulayım. Gimnazyumun oradaydı. Oha, nasıl ya geldin lan hemen?
Yetişti, ben shift'e basıyorum, yetişti. O kadar da yavaş değilmiş arkadaşlar. Evet. Burada yeni bir kapı açıldı. Bu bölümü burada bitirelim. Ayımızı oluşturduk. Gel. Gel konuşsana ya. Dur bir durayım bakayım konuşacak mı? Dur artık. İçime mi gireceksin? Dur. Heh. Aynı seviyeye indim. Ayağını oynattı. Sıkılganlık mı? Evet, ne olduğunu bilmediği şeye baktı. Tekrar bakıyor. Başka? Başka bir şey yok herhalde. Sağa baktı, sola baktı. Ben bunu izlerim acılar. Gözlerini kırpıyor. Zaten görüyorsunuz ama sağa sola bakıyor. Bana bir şey demesini bekliyorum. Bana aptal salak falan demesini bekliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Ama demeyecek herhalde. Yine ayağını oynattı. Yine... Ha tamam, aynı başa sardı. Evet arkadaşlar. İnşallah bu seriyi beğeniyorsunuzdur. Bak çok tatlı bir ayıcık da kazandık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.